Hoş geldiniz. Kripto sitesindeyiz ve Van Depop'un bahsettiği altcoin'lere göz atacağız. Tabii burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Öncelikle BNB'den bahsediyor. BNB'yi çok severim arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. BNB nitekim Binance'ın coin'idir ve çok ciddi bir bitcoin dominansına karşı direnci mevcuttur arkadaşlar. E bunun sebebi de tabii ki kara kaşına kara gözüne değil e BNB üzerindeki Binance'ın sergilediği pazarlama stratejisi ve teşvik yöntemleri beraberinde gelen rutin yakımlar ve e üzerindeki kontrollü arz sistemi sürekli olarak yatırımcı çekmesini sağlıyor ve şişkin fiyatlarını ayıdaki etkilere rağmen koruyabilmesini gerçekleştiriyor ve bunlar da tabii ki fiyat paritelerinde gün yüzüne çıkıyor. BNB'nin bir dahaki boğada iyi hareketler yapacağını düşünüyorum. Vandepop diyen Coin olan arkadaşlar Matik'ten bahsediyor. Tabii burada kısa vadeden konuşmuyoruz. Biz projeleri uzun vadeli değerlendiriyoruz. Kısa vade değerlendirmeleri için ayrı videolar yapıyoruz. Şimdi Matik Polygon oldukça iyi bir projedir özellikle altını çizdiğim kripto para projeleri arasındadır arkadaşlar. Nitekim Polygon piyasadaki en büyük blockchain'lerden bir tanesi olmuştur. Çok fazla işbirliğine imza atmıştır ve piyasayı ciddi anlamda e, dünyaya katabilecek kadar ilerlemiştir. Bunun içerisinde Disney'den tutun Nike, Starbucks gibi e, pek çok firmayla Samsung gibi anlaşmalarda bulunmuştur ve ortak hareketlerde bulunmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla Matic Coin yine tıpkı BNB gibi oransal olarak Bitcoin dominansına karşı çok iyi direnmiştir. Arzı kontrollü ve beraberinde yatırımcı çeken talep alan bir sistem mevzu bahis. Tabii ki Van Depot konuştuğu zaman linkle alakalı konuşmasa olmaz. Chainlink'in de yükseltmesi geliyor. Ayın 5'inde arkadaşlar Chainlink yükseltmesi gerçekleşecek ve bu ...biraz daha daha basit sistemli olarak merge e benzeyen bir yükseltme olacak. Staking ağırlıklı bir e, düzeltme sistemi olacak arkadaşlar. Bu da LINK üzerinde balina aktiv e, aktivitesini arttırdı. LINK'in bir diğer boğada ilk hareket yapabilecek coin'lerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zira vizyonu itibariyle e, Phantom, ADA e, ve Litecoin vari hareketlerde bulunduğunu belirtmiştik. E, LINK'in de önünü açık olarak görüyorum. Tabii farklı coinlerden de bahsediyor. Mesela Ape'den burada söz ediliyor. Ape oldukça iyidir arkadaşlar. E, Ape'in de genel itibariyle kesinlikle önünün açık olduğunu ABD ambargosuna rağmen güçlü durmak suretiyle volatilitesi yatırımcıyı tedirgin etse de e, alanı olmamasına rağmen Webüş'te çok iyi ve bir Metaverse kralı olarak önü açık. E, tabii Dogecoin'i kanalda çokça e, sık konuşuyoruz. Doge çok iyi mesela. Yine beraberinde TVT ile alakalı Yeni bir video paylaştık arkadaşlar. Binance'ın desteğini aldı ve FTX'in hype'ından yararlanıyor. Uzak gelecekte iyi hareketler yapacağını düşünüyorum. DYDX yine bunlar arasında aynı şekilde bir DEX olarak e, ne yaptı? Tıpkı TVT, Uniswap gibi FTX çöküşünün hype'ını aldı ve son zamanlarda Sentiment de bunu açıkladı. Üzerinde e, ciddi bir kurumsal firmaların e, aktivasyonu DYDX tercihi mevzubayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.